أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi yukarıda ehliyetten bahsetti. Ehliyetül eda, ehliyetül vücub. Yani ibadetleri yerine getirme ehliyeti. İbadetlerin ya da hakların üzerine vacip olması ehliyeti. Bir de onlara avarılı semaviye diye nereleri zikretti? Semavi engeller, ehliyet engelleyen, kişinin elinde olmadan meydana gelen arızalar. Bu delilik, matuh olmak, ölüm, hastalık gibi filan onları saydı. Şimdi el matlabu sani, ikinci bahis, el avaridu, engellerdir, arızalar, el müktesebetü. Yani insan tarafından yapılan, insanın kendi iradesine bağlı arızalar. İnsanın kendi iradesine bağlı. İnsanın fiiliyle ilgili. Evvelen birincisi el cehlü, cehalettir, bilmemek. Bilmemek bir engeldir. Ama nerede engel, nerede değil. Onu göreceğiz. Yani bilmemek nerede geçerli, nerede geçersiz. Cehle sığınmak nerede geçerli, nerede geçersiz. Her yerde bilmiyorum, şeyden kurtarmaz yani. Cezadan veya mesuliyetten kurtarmaz. Dünya kanunlarında da öyle. Dünya kanunlarında da öyle. Ya ben böyle bir trafik cezasını bilmiyordum. Böyle bir trafik cezasını bilmiyordum, böyle bir suçu. Mazeret değil. Madem bu umuma yayıldıysa bileceksin. Yani umuma yayılan kanunlarda raiyenin bilmemesi diye bir mazeret kabul edilmez. Ama cehlin, bilmemenin mazeret olduğu yerler var mı? Var, gelecek. El cehlü, cehalet, bilmemek, la yunafi. La yunafi ne demek? Zıt olmaz. El ehliyete, ehliyetle çelişmez. Ehliyetle ne yapmaz? Çelişmez. Yani ehliyeti zıt değildir. Yine o vücub ehliyeti var onda. Eda ehliyetinde de mesul. Eda etmemesinde de mesul. Ve innemâ kad yekûnü, ancak bu cehil, bilmemek bazen olur, özren özür. Fî bâdıl ahval, bazı durumlarda. Onları izah edecek. Ve hüve o cehalet, İmmâ yekûne, bazen olur, fî dâri İslam, darül İslam'da olur, ev fî hayri dâri İslam, ya da darül küfürde olur, darül harpte olur. Anladınız mı? Bilmemek ya darül İslam'da ya darül harpte. Ey darül harp demiş zaten. Darül hayri dâri İslam, ey darül harp. Darül harpte efendim bilmemek olur. Peki, el cehlü fî dâril İslam. Dâril İslam'da bilmemek. Yani Müslüman ülke, halkı Müslüman, idaresi Müslüman olan ülkede bilmemek mazeret midir? El gâidetü gâide. Asıl kural şu. İnnel cehle, bilmemek, la yu'adlu uzran, özür sayılmaz, fî dâril İslam, dâril İslam'da. Canım ben köyde yaşıyordum. Zinanın haram olduğunu bilmiyordum. Mazeret değil. Ben çobandım. Hırsızlığın haram olduğunu bilmiyordum. Öğrenmemiştim. Mazeret değil. Darül İslam'da bunlar mazeret değil. Öyleyse li'ennel ilme, çünkü bilmek fiha, Darül İslam'da mefrudun, farz kılınmıştır. Alemen fiha. Kime? Darül İslam'da olanlara. Darül İslam'da olanlara imani konular, haramları, helalları öğrenmeleri ne oluyor? Bu da zannetme mi var acaba hocam? O da olur. Neredeki? Mefruz burada hani öyle zannedilmiştir. Hani bilip bilmemesi önemli değil. Orada yaşadığı için. Öyle sen mi? Değil. Bilmesi farz, bilmesi. Ha, bilmesi farz. Bilmesi farz, öğrenmesi farz. Tamam. Öğrenmesi farz. Yani ben bilmiyordum mazereti yok. Bilmedim de bu suçu işledim. Bu mazeret geçerli değil. Öğrenmesi farzdır. Haramı bilecek,
helalı bilecek, emri bilecek, yasağı bilecek. Ha, kendini aşan meseleler olabilir mi? Olabilir. Ama hırsızlığın haram olduğunu kimsenin bilmemesi mümkün değil. Faizin haram olduğunu kimsenin bilmemesi mümkün değil. Fela yuazzerul müslimü, fela yuazzerul müslimü. Yuazzer desek daha güzel. Müslüman mazur sayılmaz. Neyle? Bi cehlihi, bilmemesiyle. Neyi bilmemesi? El ahkamel âmmetel vâdıhate. Açık, genele hitap eden hükümleri bilmemesi mazeret değildir. Açık ve genele hitap eden, genele, genel topluluğa hitap eden. Elleti, öyle açık genel hükümler ki, la ruhsata, ruhsat yoktur. Li ahadin, hiçbir kimse için, fi cehliha, o genel hukuku, genel kuralları bilmeme hiçbir kimse için ruhsat değildir. Anladınız mı? Herkes bilecek. Genel kuralları. Evet. Ve hiye, bu açık olan genel hükümler nelerdir? Es-sabitetü bil kitabı ve sünnetil mütevatirati. Kitapla sabit olan, Kur'an'la. Mütevatir, sünnet, hadislerle, evil meşhureti ya da meşhur hadislerle sabit olan, Miraç gibi. İsra ayetleri sabit. Peygamberimizin Kudüs-i Şerif'ten göklerin ta ötesine kadar gitmesi meşhur hadislerle. Anladınız mı? Ayet ve sünnet-i mütevatirle sabit olanı bilmiyorum demesi mazeret değil. İnkar, evet. Hocam. İnkar, ayet ve hadisle, mütevatir hadisle sabit olanları inkar küfürdür. Meşhur hadislerle olan şeyi inkar fısıktır. Yani onu yapan fasık olur. Fasık. Büyük günah sahibi olur. Ama aslını inkar ediyorsa o da dinden çıkar. Meşhur hadis yoktur. Desin. Ya böyle bir şey hiç aslında yok diyorsa o da dinden çıkar. Tevil ederse dinden çıkmaz. Tevil. Peki. Evilleti veya öyle açık kanunlar ki inhakade aleyha, onun üzerinde oluştu. El icma, o icma oluştu. Ta o günden bugüne kadar icma var üzerinde. Haram üzerinde, helal üzerinde, emir üzerinde. Mesela namaz farz derken delilleri nasıl sayıyoruz? Fardiyetus salati sabitetun bil kitabi ve sünneti ve icma'il ümme. Bak, kitap Kur'an'la, sünnet hadislerle ve icma'i ümmet, ümmetin ittifakıyla. Bunu da bilmiyorum mazereti olmaz. Kevücubis salati, bak, namazın farz olması gibi. Ve siyami orucum. Bunlar hakkında hem kitap var, hem sünnet var, hem icma var. Oruç gibi, namaz gibi. Ve ketahrimil hamri, şarabın haram olması gibi. Ya ben İslam aleminde doğdum, büyüdüm ama şarabın haram olduğunu bilmiyordum, içtim. Öyleyse ben bu cezadan muaf tutulayım diyemez. Bilecek. Daha ve zina, zina gibi. Ve katlin nefsi bi gayri hakkın, haksız yere masum bir insanı öldürme gibi. Ya ben insan öldürmenin haram olduğunu bilmiyordum, öldürdüm. Öyleyse bu cezadan muafım diyemez. Ve hurmetil i'tidai, tecavüzün, haddi aşmanın haramlığı gibi. Neye tecavüz? Saldırı ala malil gayri. Başkasının malına. Başkasının malına saldırı nasıl olur? Ya hırsızlıkla, ya gasıpla. He? Ya hırsızlık, ya gasıp. İ'tidai ala gayril mal, bu demek. Saldırı. Ve nahvi dalik, buna benzer şeyler. Bunlar o kadar meşhur ki, bu haramlar İki kere iki dört eder şekilde meşhur. O zaman herkes bunu bilecek. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, cahili, alimi, hepsi bilecek bunu. Hepsi bilecek. Ve la üstesna min zâlike, bundan istisna edilmez. El zimmiyü zimmi. Zimmi de bunların haramlığını bilecek. Ama inanmıyor. O inanmaması ayrı bir şey. Müslümanlarca haram olan şeyleri bilecek. Zimmi kime deniyordu?
İslam devletinde İslam idaresi altında olan azınlıklar, Yahudiler, Hristiyanlar, onlar, o diyemez ki ya ben adam öldürmenin haram olduğunu bilmiyordum, onun için adam öldürdüm. Ya da içkinin haram olduğunu bilmiyordum, Müslümanlarca bilecek. Onu da bilmesi lazım. Çünkü o devletin vatandaşı olmuş. İnancı başka olsa da o devletin tebaasından. Öyleyse felâ yûzerü, zimmi mazur kabul edilmez. Bilcehli, bilmemekle. Neyi bilmemekle? Bima yutabbeku aleyhi, kendine tatbik edilecek şeyleri. Min ahkâmil İslam, İslam ahkâmından. İslam ahkâmı hırsızlığa ceza veriyor mu? Zimmi hırsızlık yaparsa ona da aynı ceza. Aynı. Evet. Kel kısası, kısas gibi, ve haddi zina, zina haddi gibi, o zina yaparsa, aslında belki ona göre zina haram değil kendine göre. Ama uygulanmada zinanın cezası olduğunu biliyorsa, ona da aynı Müslümana, Müslüman zaniye uygulanan ceza, ona da uygulanır. Ve serikati ya da ve sirkati, hırsızlık gibi. Niçin? Onun bilmemesi mazeret değil. لِيَنَّهُ مُقِيمٌ فِي دَارِ الْاِسْلَامِ İslam ülkesinde ikamet ediyor. Orada yaşıyor. وَالْعِلْمُ فِي دَارِ الْاِسْلَامِ Darülislam'da bilinmesi gerekenleri bilmek مُفْتَرِدٌ فِي الْجَمِيعِ Hepsine farzdır. Ya da müftaradun farz kılınmıştır فِي الْجَمِيعِ Hepsine. Yani hem Müslümana hem zimmiye farz kılınmış. Ve lihaza bundan dolayı lev esleme bir adam Müslüman olsa feşeribel hamra yani bu ehli zimmiden birisi Müslüman olsa sonra şarap içse vecebet aleyhil ukubetü ona ceza gerekir. Ceza verilmesi lazım. Lienne tahlimel hamri çünkü şarabın yasaklığı şai'un yaygındır. Şai'un ve müştehirun ve meşhurdur fi dar-ı İslam, dar-ı İslam'da. Şimdi kimse haram helalı bilmiyorum diyen yok. Ama uygulama farklı. Öyleyse felâ yu'zeru ehadun ne Müslüman ne zimmi mazur kabul edilmez bi cehlihi bilmemeye sığınarak bilmemesiyle. Ve mitlü mâ zükir zikredilen gibidir. Ya da ve mitle mazukir öyle de okuyabiliriz. Zikredilen gibidir. Nerede? Fi adem-i itibaril cehli uzran bilmemenin özür olarak kabul edilmemesinde zikredilenler gibidir. Ne? Cehlü men bir kimsenin bilmemesi. Öyle kimse ki halefe muhalefet etti. Ne ile? İçtihadiyle. Neye muhalefet etti? Sarihal kitabı evis sünnetil meşhureti. Kitabın açık ifadesine ya da meşhur sünnete muhalif olduysa içtihadiyle ya ben bilmiyordum evet bunun hakkındaki ayetten delil olduğunu meşhur hadislerden delil olduğunu bilmiyordum ben onun için içtihad ettim. Öyleyse o içtihad etti işte yanlışsa orada mazur değil. Yine sorumludur ne yaptıysa. Feminel evveli birincisi. Birincisine örnek. Yani kitaba, kitabın deliline aykırı içtihad edenin durumuna örnek. O feminel evveli dediği bu. El kavlu hükmetmek. Bi hilli zebihati boğazlanan bir hayvanın helallığına. Zebiha. Mezbuha demek. Kesilmiş. Elleti öyle zebiha ki türketi tesmiyetü besmele terk edildi. Aleyha onun üzerine amden. Kasıtlı. Bile bile. Mesela bir adam kasıtlı Hanefi mezhebine göre bir hayvanı besmele çekmeden kesse onun kestiği murdar olur. E ama diyor ki ben içtihad ettim yenilebilir. İçtihadı ayete muhalif. Şimdi ayeti göreceğiz.
ayete muhalif. Peki feinnehu kıyasen, bunu kıyas ederek alametruki tesmiyeti sevvel. Neye kıyas etmiş bunu? Yanılarak, unutarak besmeleyi terk edenin kestiği hayvana kıyasla. Feinnehu muhalifin kavli teala. Çünkü bu kıyası muhaliftir. Neye? Li kavli teala. Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne. Hangi sözü? Ve la te'kulû mimma lem yuzkerismullahi aleyh. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanların, kesilen hayvanların etlerinden yemeyin. Açık ifade. Öteki de içtihad ediyor. Unutarak kesenin kestiği, besmele unutarak kesenin yenildiği gibi kasıtlı terk edeninki de yenilir diye. Bu Hanefi mezhebinde ha. Bu caiz değil. Mazur değil. Yedilmez. Ve minessani. İkincisine misal. İkincisi neydi? Adamın içtihadı meşhur sünnetlere muhalif olursa. Kıyası meşhur sünnete muhalif olursa. Ona misal. El kavlu bit tahlili. Helal olmaya hükmetmek. Bidûni vat'in, vat'ısız. Niçin? Li muhalefetihi, muhalefet ettiği için li sünnetin meşhureti, meşhur sünnete. He? Meşhur sünnete. Ne anladınız buradan? Kulleyin mi? Evet. Şimdi ayette de açık gençler. Fe'in dallagaha felâ tahillu lehu min ba'du hatta tenkiha zevcen gayra. Bir erkek hanımını 3 talakla boşar da iddeti dolduktan sonra tekrar onu almak isterse, kadın veya erkek ona varmak isterse, bu helal olmaz ta ki başka bir kocayla nikahlanmadıkça. Oradaki nikah sadece akit değil. Vatı, vatı. Geçenler okudukça şeyde nikah vatı manasını. Vatı manasını. Orada cinsel ilişki olmadan kiminle? İkinci kocasıyla. İkinci kocaya vardı kadın iddeti dolduktan sonra. İkinci kocayla nikahlandı. Tekrar boşandı. Anlaşmalı değil yalnız bunlar. Anlaşamadılar, boşandı. Veya kocası öldü nikahtan sonra. Hiç vatı falan olmadı. İkinci kocasıyla cinsel ilişki olmadı fiilen. O zaman o kadın önceki kocasına varamaz. Sadece nikah hakkı yetmez. Adam diyor ki ya ben bunu helal sandım. Olmaz. Vatı olacak ikinci kocayla. Çünkü hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a birisi geldi. Kadın kadın bak nasıl cesaretli bir kadın. Dedi ki ya Resulullah kocamı ben şu eteğimin burası gibi buluyorum. Bak bak. Eteğimin burası gibi. Yani onda iktidar yok dedi. İktidar. İktidar yok. Peki ikinci kocasını söylüyor kadın. Peygamberimiz buyurdu ki sen önceki kocana varamazsın. Ne zaman? Ta ki o senin balcağızından, sen de onun balcağızından istifade etmedikçe. Yani cinsel ilişkiden bahsediyor. Cinsel ilişki olmadıkça hatta tezûki useyletehu ve yezûka useyleti teki useyle, balcık, balcağız eski tabirle. O zaman demek ki cinsel ilişki olmadan ikinci kocadan boşansan da, ikinci koca ölse de önceki kocama helal olmaz. Gördün mü? Peygamberimiz de ne kadar böyle zarif kelimelerle böyle seçilmiş. Peygamberimiz sözü seçilmez mi? Ya işte bu şekilde. O zaman burada helal olmaz. Şu aşağıda da var zaten. Bakın bu. Ha şurayı kısaca bakalım. El mudallakatü selasen. Evet. 3 talakla boşanan la tahillu helal olmaz li mutallikiha kendisini boşayana. İza nekahat iza nükihat ha illa iza nükihat zevcen ahara. Ancak bir başka kocayla nikahlandığında ve dehale biha o koca da ona cinsel ilişkiyle temasta bulunduğunda duhul o demek.
Sümme faraka, sonra ikinci kocası ondan ayrılsa bir talakın, ya boşama yoluyla, ev gayrihi veya başka yollarla öldü. Sümmen kadat iddeti var. İkinci kocadan da iddeti bitecek kadının cinsel ilişkiden sonra fetahillu inde zalike, işte o zaman helal olur lizevcihel evveli, birinci koca için. Ben yuqada aleyha akden cediden, ya da ben yaqida aleyha akden cediden. İkinci koca da yeni bir sözleşmeyle onu alacak. Yeniden mehir verecek. Anladınız mı? Ama birinci kocayla cinsel ilişki olacak. Bir de bunlar anlaşmalı olmayacak. Eskiden çok yanlış şeyler var köylerde filan. Bizim gençlerimiz hep söylerlerdi. Kadın bir kocasından 3 talakla boşanmış. İddeti bitmiş, iddeti bekleyecek. Anlaşmalı bir çocukla evlendiriyorlar. Ya da bir deliyle evlendiriyorlar. Ondan sonra boşattırıyorlar tekrar. Önceki kocasına helal kılıyorlar. Peygamberimiz bunun için diyor ki لَعَنَ اللّٰهُ vel muhallele lehu. Allah hulle yaptırana da yapana da lanet etsin. Veya çok daha çirkin şeyler söylüyorlardı. Çok çirkin. Ben burada söylemeyeceğim. Çok çirkin anlayışlar var. Hiç İslam'la alakası yok. Ha? Hulle bu eyleme verilmesin değil mi hocam? Evet. Hulle helal kılmak demek. Esasında hulle hileyle beraber bunu yapan. Hilesiz hulle ikinci kocayla evlenecek, onunla cinsel ilişkide bulunacak, sonra anlaşmazlıktan dolayı boşanırlarsa veya koca ölürse ikinci bir iddette bekleyecek ne kadarsa, ondan sonra efendim önceki kocasıyla isterse evlenir, o da yeni bir akitle, önceki akit geçerli değil, ya önceden benim hanımımdı zaten diyemez. Anladınız mı? Yeni bir akitle evliye tekrar karar verebilirler. Maalesef bunu İşte halk çok yanlış anlıyor. Önceden daha çok yanlış anlıyorlardı. Gerçi şimdi nikahsız hayatlarını devam eden o kadar nikahsızlar var ki. He? Çok nikahsızlar var. Adam ne nikahı? Nikah Müslüman için. Adam nikahı falan kabul etmiyor. Onu da televizyonlara da teşhir ediyorlar. Bu bununla yatmış kalmış. Çocuğu olmuş. Gayri meşru. Bu sefer bunu tartışıyorlar. Bunun çocuğu mu? Değil mi? Öyle çirkin işler var. Bunları da televizyonlara getiriyorlar. Maalesef gençlik bunun karşısında acaba bu yapılan işler meşru mu dercesine onlara yöneliyor. İslam bilmeyen gençlik. Hocam küfre düşüp de nikaha düşenlerin pozisyonu nasıl oluyor? Onlar tekrar dine dönerse nikahlarına talak olmaz. O fesihtir. Tekrar yeniden İslam dini kabul ederse temelden olduğu gibi 3 bağ ile evliliklere devam eder. Yani normal bir nikah var değil mi hocam? Onlar nikah tazeleyecek tabii. Nikah tazeleyecek orada. Evet. İşte bu. İlla ancak ennel cehle bilmemek yekûnu uzran, özür olur. Fî mevdu'il içtihadi sahih. Sahih içtihat mahallinde. Ellezi öyle doğru içtihat ki la yuhaliful kitabe evis sünnetel meşhurete evil icma'a. Bu 3 şeyden birine muhalefet etmeyen içtihat mahallinde özür olabilir. Yani bir müştehidin içtihadıyla amel etmiş ama o müştehidin içtihadı ne kitaba aykırı, ne sünnete, ne de icma'ya. O zaman bununla amel ettiğinde içtihatla onu bilmemesi mazeret sayılabilir. Ne gibi? Kema fi afvi ehadi veliyil katili anil kısası. Ya ne kadar önemli. Kema fi afvi ehadi veliyine onun aslı el katil. Katilin maktul demek burada. Katil fail bir mana mef'ul. Öldürülen şahsın velilerinden bir tanesini affetmesi. Neyi affetmesi? Anil kısas, kısası. Şimdi burada bir diyelim ki böyle bir şey olsa, velilerden bir tanesi katili, yani maktulün velilerinden bir tanesi katilin
kısas edilmesini istemezse o zaman diğerlerinden de bu hak düşer. Daha hiç kimse onu kısas ettiremez. Kısas öldürülen insanın hakkı. O da velilere verilmiş. Velilerin hakkı, veliden bir tanesi affederse diğerleri de kısas yaptıramaz. Diyete dönüşür o zaman. Şu aşağıda ikiye bakın. İkiye bakın. İza afa ehadü veliyyin maktul. Maktulun velilerinden bir tanesi affettiği zaman anil kısası minel katil. Katilden kısası olmamasını istediği zaman. Sümme sizinkinde nasıl burası? İktisat olması lazım. Yok yok. Şey bakayım bir. Burada yanlış yazılmış bunun için. Elif orası. Sümme iktisat. Sonra kısas yaptırsa sümme iktisat. El veliyyül ahar. Diğer veliyi kısas yaptırsa minel katili katili ala zanni ennel kısasa şu zan ile ki kısas li kulli vahidin minhuma velilerden her biri içindir alel kemal tam olarak. Ne demek? Yani iki tane velisi var maktulun. Birisi affetti, öteki de zannetti ki onun için de tam kamil bir kısas ettirme hakkı var, benim için de kamil hakkı. Zannederek o da kısas ettirse. Sonradan iş anlaşılınca ya dedi ben böyle sanıyordum. Halbuki kısas teceziyi kabul etmez. Beş tane veliden birisi af isterse diğer dördünün hakları da diyete dönüşür. Yani adam beş kişi işte babamızın başı yerine o adamın başını kısas ettirelim ya da kolunu kısas ettirelim. Öteki de diyor ki ben de bacağının birisini kısas ettireyim. Öteki de diyor ki ben de şu efendim öteki bacağını. Öyle değil. Ya kısas olur hepsi isterse. Devletin affetme hakkı yok burada. Kısaslarda devletin affetme hakkı yok. Cinayetlerde, şahsa yapılan cinayetlerde devletin affetme hakkı yok. Zinada, zina cezasında devletin affetme hakkı yok. Kısasta veliler affederse der. Veliler. Velilerden bir affetti mi tamam. Hırsızlıkta mahkemeye intikal ettikten sonra malı çalınan kişi dese ki ben hırsızı affettim yine ona ceza verilir. Kamu hakkıdır o. Anladınız mı? Ona ceza verilir. Ya işte burada da öyle diyor. Niye? Fela kısası aleyhi o zaman bu babasının katilini öldürten, onu kısas ettiren ikinci veliye kısas gerekir mi? Gerekmez mi? Gerekmez. Niye? Öyle anlamış o. لِأَنَّهُ مَوْضُعُ اِشْتِحَادٍ Bu çünkü bu mesele iştihat mahallidir. شَرْهُ مِلْقَاتِ الْوُسُولِ مِلْقَاتِ الْوُسُولُ شَرْهِ Mir'at. Mir'at'ı biz baştan sona kadar okuduk. Ders olarak hocamızdan. Sadece Mir'at'ı da değil. Mir'at'ı önce okuduk. Mir'at'ı sonra okuduk. Sonra bir de Mecamu't Dakayık fi Şerh-i Menafi'l Hakayık diye Muhammed Hadimi Hazretleri'nin usulünü okuduk. Çok müthiş bir usul. Konyalı. Müthiş bir usul. Osmanlı ulemasından müthiş bir usul. Tamam mı? Muhammed Hadimi Hazretleri'nin usulü. Onu da. Şimdi mesela siz Mir'at'ül Usul diyorsunuz. Mir'at'ül Usul metin. Onun şerhi Mir'at. Hatta çok kalın bir boyutu var. Ha şu kadar uzunluğu, şu kadar da kalınlığı olan bir kitap. Molla Hüsrev'in. Molla Hüsrev şerh etmiş. Evet. Molla Hüsrev de Sivaslı. Ha. Evet. Sivas'tan öyle alimler çıkmış ki. Mesela Kemaleddin İbni Hümam. Fethül Kadir sahibi. Usulleri de var. Sonra Molla Hüsrev, Şemseddin Sivasi, hem tasavvufta hem ilimde çok zirve. Sonra İsmail Es-Sivasi diye birisi, tefsiri de var. Onun Büyük Günahlar, Küçük Günahlar diye bir risalesi de var. Hatta 5 risaleyi bir araya almış, 100 sayfaya yakın eski baskıyla.
İsmail Sivas dedi mi? Evet, İsmail Sivasi'nin. O kitap çok önemli, meşhur bir kitap. Öyle alimler gelmiş ki. İbn-i Cehim'in esas o büyük günahlar, küçük günahların metni, İsmail Sivasi onun şerhini yazmış. Arapça. Ne alimler yetişmiş ya. Ne alimler yetişmiş. Tamam mı? Peki, şimdi burada devam ediyoruz. Ve yulahazu huna. Yok, yukarıda bir madde daha kaldı. Ve ken nikahı bila şuhudin, şahitlerle nikah gibi. Şahitsiz nikah gibi. Ve ken nikahı bila şuhudin, şahitsiz yapılan nikah hakkı gibi. Niçin şahitsiz yapılmış? İktifaen bil ilanı. İlana yetinerek. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifi var. Aşağıya bakın üçe. Eşşuhudu, yani işin temelinde şahitler şartun sıhhatin nikah. Nikahın sıhhat için şarttır. Çünkü Peygamberimiz buyurmuş. La nikah bila şuhudin. Başka bir hadiste la nikaha illa bihudur şahideyn ve veliyin. Öyle de var. Yani velinin bulunmasıyla şahidi mesela bunu almış. İki de şahidin huzuru. Şahitsiz nikah olmaz. Haşa, Allah'ın nikahımıza şahit tuttuk. Evlenelim. Olmaz. Melekleri şahit tuttuk. Olmaz. İki tane şahit olacak. Peki femen neki hamra eten, bir adam bir kadında evlenirse bila şuhudin, şahitsiz, müktefiyen, yetinerek, bir eylâniz zevâci, evlilik ilanı, işte nişan yapıldı, bilmem işte herkese duyuruldu, filan kişinin kızıyla filanın oğlu evlenmeye namzet oldu diye, niyelil eseri, şu eserden dolayı, eser bir yerde Peygamberimizin hadisi, bir yerde sahabe sözü. Ealin nikah, nikahı ilan edin, velev bir defti. Defle olsa da def. Def ne demek? Sizinkinde yok mu orası? Var hocam. Defle olsa da. Def düğünde çalmak caiz. Böyle kadın erkek karışık değil. Fe inne celehu, kişinin, nikahlanan kişinin bilmemesi yekûnü oluyor saihan. Caiz kılıyor. Ve nikahu yekûnü sahihan, nikahda sahih oluyor. Tamam mı? Böyle. Demek ki İran'ın şahit yerine geçtiğini bilerek şahitsiz nikahlansa nikah sahih olur mu? Sahih olur. Efendim? İştihadi olduğu için. Evet. Ama burada mehir gerekir. İşte onun şeyi sonucu. Yani bu hata mı? Evet. Tabii ki. Elbette hata. O zaman ne olacak? Burada bilmemesi mazeret sayılır. Bilmemesi mazeret sayılabilir. Hatta İmam-ı Tusi Cafer fukahasından, Caferiye, nikahta nikahın sıhhatinde şahitlere gerek yok diyor. İhtiyaç duyulmaz diyor. Ama kabul edilen görüş, şahitsiz nikah olmaz. Hiçbir hak mezhebe göre. Ama Caferiye'den İmam-ı Tusi'ye göre olabilir diyor. Şia'dan bunlar tabii. Şia'dan olabilir. Onlara göre. Ve yulahazu huna, burada değerlendiriliyor, mülahaza ediliyor. Ne? Enne veliyyel emr. Veliyyül emir. Veliyyül emir demek padişah demek. Hükümdar demek. Es-sultatel amme. Enne veliyyel emri es-sultatel amme. Genel iktidar elinde tutan. Veli giremir demek, yani hükümdar, en başta olan. İdaktara tercih ettiği zaman neyi? Ehadel erâil iştihadiyeti, iştihadi olan görüşlerden birisini tercih ettiği zaman. Ve emara ve tebaasına da emrettiği zaman neyi? Bittibâihi, ona tabi olmayı. Demek ki devlet reisi, öyle diyeceğiz burada.
eğer içtihadi olan görüşlerden birisini tercih eder ve raiyesine, insanlara, idare ettiği insanlara da ona uymayı emrederse ve e'alene zalik, bunu da ilan ederse, bir haysu bir şekilde ki şa'el i'lan, ilan yaygın oldu artık. Yaygın olacak şekilde. Herkes bunu bildi. O zaman fefi hadihil haleti, bu durumda yelhaku hadir ra'yul iştihadiyyü, bu iştihadi olan görüş layık olur, bitişir. Neye? El muhtara bil ahkamin ammeti sabiteti. Yani genel sabit olan hükümlerden tercih edilene. Demek ki o devlet başkanının içtihadi olan görüşlerden birisini alıp onu da insanlara tabi olmaları için yayarsa, yayımlarsa, o zaman bu sabit olan genel hükümlerden seçilen durumundadır. Ona layık olur. O da geçerlidir demek istiyor. O zaman ne demek? Fela yuzeru ehadun, hiçbir kimse mazur olmaz bil cehli bihi, onu bilmemekle. Ya işte devlet başkanı böyle ilan etmiş ama öbür genel hükümleri nasıl bilmesinde efendim mazeret sayılmıyorsa, bunda da mazeret sayılmaz bilmesi, bilmemesi. O zaman وَلَا يُعْتَدُّ, itibar da edilmez بِاِجْتِحَادِهِ مُخَالِفِ لَهُ, devlet başkanının içtihadına muhalif, içtihadı da hiç itibar edilmez, önemsenmez yani. Kişi diyemez ki devlet başkanı böyle yapmış ama ben duymamıştım, bilmemiştim, bilmiyordum diyemez. Kendi içtihadıyla. O içtihada muhalif içtihadı geçerli olmaz. Anladınız mı? Ve kederike, yine böylece yuteberul cehlü, bilmemek mazeret sayılır. Neyi bilmemek? Bil vekai'i, olayları bilmemesi. Ne sayılır, ne itibar edilir cehalet? Özren makbulen, geçerli, makbul bir özür sayılabilir. Olaylar, şimdi söyleyeceğim. Olayları bilmemesi. Hangi olaylar, şimdi söyleyecek. Kemen neke hamra eten, bilmiyor, işlenen olayın mahiyetini bilmiyor. Olaydan habersiz, özünü bilmiyor. Ne gibi misal veriyor şimdi? Kemen neke hamra eten, bir kadınla evlenen gibi. Cahilen, bilmediği halde, neyi bilmediği halde, enneha muharrametun aleyhi, kendisine haram kılındığını, bir sebebi radaati, emişme yoluyla, emişme sebebiyle. Mesela bir kızla evlenmiş, onun kendisine süt kardeş olduğunu ya da süt yiyen olduğunu, süt açısından kendine haram olan bir kadın olduğunu bilmiyormuş. Onunla evlenmiş, bu toplumda çok oluyor. Anladınız mı? Böyle yapsa, yani emişme sebebiyle evlendiği kadının kendisine yasak olan kadınlardan birisi olduğunu bilmeden evlense, ne kadın biliyor ne erkek biliyor. Sonradan açığa çıkmış. Peki ne olacak o zaman? İşte burada bilmemesi mazeret sayılır. Ne demek? Günah işlemiş olur mu? Olmaz. Ama hemen ayrılmaları lazım Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebinde şartları değişik. En az araştırılacak 5 defa emmiş olması lazım, doyacak kadar vesaire vesaire şartları var. Burada günahkar olmaz. Ev kemen şeribe asira inebi, ya da şunun gibi şeribe içti, kemen şeribe içen gibi asira inebi, üzüm suyunu, cahilen, cahil olduğu halde, neyi? Tahammurahu, onun serhoş edeceğini bilmedi, üzüm suyu diye içti. Yani böyle rakı olarak belirlenenler değil ha bu. Şarap, rakı olarak belirlenen zaten serhoş edilir. Bunlar değil. Orada bir üzüm suyu var. Üzüm suyu serhoş etmez diye normal üzüm suyu içmiş, serhoş olmuş. Buna ceza verilir mi? 80 değnek vurulur mu serhoş oldum diye? Sonradan mazeret ortaya koydu. Dedi ki ben bilmiyordum bunun serhoş edeceğini. Ben üzüm suyu diye içtim bunu. Şarap olduğunu, şarap değişmedim. Mazereti geçerli olur.
Fe innel cerimete, suç tentefi fil haleteyn. İki durumda da ortadan kalkar. Ve la ikabe alel faili. Fail üzerine, bu cürmü işleyen üzerine ceza gerekmez. Ve min zalik, işte bunlardandır. Yani mazeretin kabul edileceği meselelerdendir. Eydan, yukarıda olduğu gibi. Ne? Bu da bir muameleden bir örnek. Cehlü şefi'i bil bey'i. Şufadarın şufadar olduğu yerin satıldığını bilmemesi. Mesela bu bina senin. Muhammed bu binayı, sen bu binayı satmışsın Muhammed'e. Muhammed senin komşun. Duvar komşun. Dükkan komşun. Senin yakınlarından birisi almıyorsa, başkasına satacaksan önce o duvar komşunun haberinin olması lazım. Onun haberi olmadan sen burayı sattın. Sonradan Muhammed öğrendi ki bu binayı Necmettin satmış. Benim de haberim yoktu. Burada bilmemek mazeret sayılır. Dava açabilir demektir. Dava açabilir. Yani dava açar der ki benim haberim olmadan bu bina bana yakın. Buraya kötü bir insan gelebilir. Benden habersiz bu binanın sahibi satmış. Ben bu binanın bana verilmesini istiyorum. Yani fiyatıyla tabii ki. Yeniden pazar vermesi fiyatıyla. Burada denilmez. Yani bilmiyorsam bileydim. Sen dava açamazsın denilemez. Burada bilmemek mazeret işte. Adam gizli kapalı satmış. Şefi şufadar demek. Ey bey-i carihi, komşusunun sattığını bilmemesi. Ev şerikihi ya da ortağının sattığını, hissete o kendisisini. Bir ticarete ortak olduğumuz iki adamla, bir adamla senin haberin olmadan sen kendi payını başka birisine satmış. Senin bilmemen oradan mazeret sayılır mı sayılmaz mı? Sayılır. Sen bilmedin ama o da deseydi ki bilseydin o zaman ben bu hissemi sattım. Kime satırsam satarım diyemez. Çünkü seninle ortak. Senin ortak sana verecek. Fe innehu, ama o almazsa fe innehu, bu bilmemek özrün şefi'i, şufadar için özürdür. Ve lihaza, bundan dolayı yesbütü lehu, o kimse için sabit olur. Hakkı şufati, şufa hakkı, ize alime bil bey'i, satışı bildiği zaman. Ya. Sonradan öğrense de itiraz hakkı var. Ve minhu, yine cehaletin özür sayıldığı, bilmemenin özür sayıldığı konulardandır. Eyden yukarıdakiler gibi. Cehlül vekili, vekilin bilmemesi. Bil azli minel müvekkili. Müvekkil tarafından azledildiğini bilmemesi. Şimdi sen birisini senin adına alışverişte vekil yaptın. Sonra da o vekili azlettin. He? Ama o bilmedi. Seni onu azlettiğini, görevden aldığını bilmedi. O halen alışveriş yapıyor senin adına. Geçerli mi değil mi? Geçerli. O diyebilir ki evet ben bilmiyordum. Sen beni ayırmışsın ama ben senin beni vekaletten ayırdığını bilmiyorum. O zaman buradaki bilmemek mazeret sayılır mı sayılmaz mı? Sayılır. Yani demek ki birinciye kadar vekaleti devam ediyor demektir. Vekaleti devam ediyor demektir. Ve lehaza, bundan dolayı yenfüzü tasarrufuhu, bu vekilin alışverişi geçerli olur. Fi hakkı müvekkili, müvekkil hakkında, kendisine vekil eden hakkında onun alışverişi geçerlidir. Gençler, şurada bir vat'i kanunlar var. Yani beşeri kanunlarda da buna benzer mazeretin, bilmemenin mazeret sayıldığı yerler var. Saymadığı yerler var. Orayı ben efendim okumayacağım. Buralar bize yeter. Hocam bir de kable kable ilmihi bil, ha, kable ilmihi bil azli. Evet. Azlini bilmeden önce. Yani vekil kendisinin vekaletten azledildiğini bilmeden önce efendim yaptığı tasarruflar, alışlar, verişler vesaireler neye vekil edildiyse bunlar geçerlidir. Şurada el kaidetü fil kavaninil vat'iyye var. Oraya isterseniz bir bakın.
Eğer takıldığınız yerler varsa yarınki dersimizde bakalım inşallah. El cehlü fi daril harb. Oradan başlayacağız. El cehlü fi daril harb. Bu yukarıda gördüğümüz şeyler Darül İslam'daki bilmemek. Bir de Darül Harp'te cehalet var. Onu da şimdi hataya geleceğiz. Aslında orayı bugün okuyalım da şuraya siz bakın. El cehlü cehaleti ikiye ayırıyordu. Darül İslam'da bilmemek nerede mazeret, nerede mazeret değil gördük. Bir de Darül Harp'te bilmemek. El kaidetü kaide ennel ilme fiha darul harpte ilim la yuftaradu farz kılınmaz. Adam Müslüman olmuş. İslam'ı öğrenecek kaynaklarda bulamamış. Eleman bulamamış. Orada illa senin bilmen farzdı. Denilmez. Ama tabi öğrenmek için gayret edecek. Araştıracak. İz hiye çünkü darul harpte leyset olmadı darul harp dara ilmin bilme yeri değil bil ahkam-ı şer'iyeti, şer'i hükümleri. Ancak bugün dünyada değişik biraz. Darul harp de olsa mesela oralarda İslam'ı öğrenecekleri yerler var. Müslümanlar var orada, alimler var. Bugün eskisi gibi değil. Çünkü darul harp ahkam-ı şer'iyenin öğrenileceği yerler değil. Eleman yok çünkü. Eleman varsa orada gidecek mesela. Onu tanıyorsa, biliyorsa onlardan öğrenmeye çalışacak. Evet. Bel daru cehlin bilakis bilgisizlik yurdudur. Biha darul harp. Darul harpler cehalet yurdudur. Ve ala haza buna göre ida esleme şahsun. Bir şahıs Müslüman olduğu zaman hünake orada darul harpte. Ve lem yalem bilmediği zaman hakikate vücubil ibadati ibadetlerin farz olduğunu aleyhi kendisine kessalati ve nahviha namaz gibi ve benzeri şeyler ya namazın farz olduğunu bilmiyor İslam Müslüman olmuş ama kendine öğretecek kimse de yok o zaman öğreninceye kadar namazda mesul değil zengin zekatı öğrenememiş öğreten kimseyi bulamamış zekatı öğreninceye kadar zekattan sorumlu değil. Oruç yine öyle. Hac yine öyle. Felem müeddiha. Bilmediğinden dolayı eda edememiş. Fe inneha o darul harpte namaz öğreninceye kadar. La telzemuhu ona gerekmez. Kadaun kaza. İza alimeha öğrendiği zaman. Öğrendiği zaman yahu sen bir sene önce Müslüman olmuşsun. Namazın farz olduğunu yeni öğrenmişsin bir sene sonra. Öyleyse geçmiş bir senelik namazını kaza edeceksin denilmez. Namazın nasıl kılınacağını, farzlarını vesaireyi öğrendikten sonra namazına edası farz. Ve kezalik yine böylece idâ şerbel hamra darul harpte Müslüman olan şarap içtiği zaman cehlen minhu ondan bilmeden bir hürmet ya neyi bilmeden onun haramlığını bilmeden haramlığından cahil olarak şarap içse fela ithme aleyhi ve la ikabe ona bir günah da yok ceza da yok niye? Liyennel muahazete cezalandırmak ve lüzumet teklif bir de mükellef olmanın gerekliliği yesbütani bunlar sabit olurlar bir bülûh-i hitab-i ileyhi o kişiye hitabın ulaşmasıyla hakikaten ya hakikaten ya hakikaten birileri öğretecek ev takdiren ya da takdiren ona ulaşacak bir şöhretihi fi mahallihi kendi bulunduğu yerde o kadar meşhur ki onlar artık herkesin bilmesi gerekiyor ve reise darul harbi darul harp olmadığı bir dari bir ülke elleti öyle ülke ki teşi'u fiyel ahkamı şer'i hükümlerin yaygın olduğu memleketlerden olmadı ve teştehiru meşhur olduğu teşi'u yaygın olduğu teştehiru meşhur olduğu ülkelerden değildir. Öyleyse ama bugün diyorum ya bugün çok değişik. Bugün Amerika'da
15 milyon Müslüman olduğu söyleniyor Amerika'da. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde. Bugün Avrupa'da 15 milyon Müslüman var. Her yeni günde Müslüman olanlar var. Rusya'da bugün Moskova'da Müslümanlar var. Yani dünya şimdi globallaştı diyorlar ya. Artık oradaki Müslüman olmayan da genelde etrafında İslam'ı Müslümanlıktan sonra öğreneceği kişiler var. O zaman gidecek onlardan öğrenecek. Hocam bir de internet diye bir olay var artık. Yani tabii o da bir ulaşmak. Öğrenme kaynağı ya. Tabii. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.